Yani açıldığında 17 yaşımın sonlarına doğruydum. 18 olacaktım. Biraz da reşit olmamanın verdiği dezavantajla, yani biraz bana hani özentilik yapıyor, işte geçer, çocuktur, de reşit değil falan diyorlardı. Ama 18'i geçtiğimde ailem biraz daha bana hani anlayışlı yaklaştı. İlk önce psikoloğa gittim, terapisten destek aldım belli bir süre. Kıbrıs'taydım o zaman, zaten eğitim görüyordum. Daha sonra zaten Ağustos 2020'de sürecime başladım psikiyatride. Ben ilk başta kendimi hani trans olarak bile tanımlamıyordum. Çok değişik şeyler de düşündüğüm olmuştu zamanla. Hani kendimi tam keşfedememiştim. Ben kendimi araştırmaya başladım. İşte LGBT'yi keşfettim sonra. Ama ne olduğumu hala bilmiyordum. LGBT içinde neydim? İşte lezbiyen miydim yoksa trans mıydım? Mesela bu şeyde çok mesela takıldım. Hani ilkin kendimi lezbiyen zannettim. Hatta böyle bir ilişkiye girme deneyimim oldu. Yani sevgilim oldu ama bir türlü öyle hissetmiyordum. Yani bir farklılık vardı. Bedenimden de nefret ediyordum. İşte bedenimi istemiyordum. Rahatsız oluyordum. İşte göğüslerim olmasından, işte cinsel organlardan rahatsızlık duyuyordum. Sonra yavaş yavaş bir trans arkadaşla da tanışmıştım. İki arkadaş hatta. Onların da yardımıyla biraz kendimi daha çok keşfetmeye başladım. İşte yani trans olmanın nasıl bir şey olduğu kafamda tam oturdu. O zaman dedim ki işte ben transım. Yani bu da 18 yaşını bulmuştu herhalde. Yani 17 iken ben aslında trans olduğumu düşünmüyordum. 18 yaşında tam düşüncelerim oturdu yani. Ailemizin bizim ne olursa olsun arkamızda durması gerekiyor. Nasıl mutluysak öyle yaşamamıza izin vermeleri gerekiyor. Ki benim ailem öyle yaptı. Yani ben böyle mutluyum. Yani bana engel olmayın dedim ve bana engel olmadılar. Ben bundan çok mutluyum. Yani ama çoğu insanı görüyorum, mesela ailesi engel oluyor. Bunu çok üzülüyorum mesela. Küpe takıyorsun, senden erkek mi olur? İşte küpe takan ne anlar spordan falan filan gibi saçma sapan cinsiyetçi söylemlerde bulunulmuştu. Çok üzülmüştüm ama sonra yani umurumda bile olmadı. Hatta resti çektim, işte küpe benim mi? Takarım. Erkeğim de. Yani kimsenin bir şey deme hakkı yok. Ben ne beyan ediyorsam cinsiyetimi oyumdur. Bir trans kadın da kadınım diyorsa kadındır yani. Aslında bizim yakın çevremiz, özellikle aile, akraba, işte arkadaş, sevgili olsun, istemeden de olsa, farkında olmadan da olsa transfobik ya da cinsiyetçi hareketlerde bulunuyor. Bazıları hani bilerek yapıyor, bazıları bilmeyerek. Mesela ben özellikle eski kız arkadaşımdan şu davranışı görmüştüm. Tamam, sen trans erkeksin, seni böyle kabul ediyorum ama cinsel organ konusunda hep işte bir baskı yapıyordu. Alttan alttan işte gizli imalar. Yani insan anlıyor. Hani bir transfobik hareket var ama bunu direkt alenen yapmıyorsun ya da kötü niyetle yapmıyorsun ama herkesin içinde bu transfobiklik nedense oluyor. Etrafındaki insanlar ya seni anlamıyorlar. Hani sanki yani sen istemiyormuşsun gibi davranıyorlar. Bilmiyorum yani, ben ona çok üzülmüştüm mesela, hani ameliyatımı, çünkü Türkiye'de olmam biliyorsunuz ki biraz maliyetli ve tehlikeli bir ameliyat bizimki. İster istemez insan korkuyor, işte beni böyle kabullenecekler mi? Ben hep gizli kalmayı düşünüyordum. Yani gizli kaldığımda belki daha iyi hissedeceğimi düşünüyordum ama yanılmışım. Şimdi açık olmanın verdiği rahatlık, mutluluk, yani bu anlatılamaz bir şey. Yani insanlar seni biliyor ve seni anlayan insanlar da var. Anlamayan kadar anlayan da var ve bu çok yani insanı rahat hissettiriyor. Ameliyatta olunca, üzerine göğüs ameliyatını olunca daha rahat hissettim. İnşallah hormonu aldığımda kendime belki biraz daha olsun kavuşmuş olurum.